Evet yani bu olayda ben çok korktum ama sanki Hikmet böyle e, böyle sanki böyle sakinleştiriciyle böyle mayışmış evet. gibi inanılmaz. 2019'da Hikmet'in Yusuf'la, Bora'yla, Atakan'la tartışmalarını hatırlıyorum. Eh. Burada sanki bütün sinirlerini almışlar Ama yani. işte Survivor'ı ne kadar Sakin, sevdiğini evet, ve Survivor'da evet. ne kadar olmak istediğini de belli eden bir hareket bu. Yani Perviz'in o yani evet ilk oyun içinde foul'ü yapıyor Hikmet. Foul bence de. Ama o foul'ün üstüne yani... O şekilde Perviz'in hamlesine hiçbir şekilde bir şey dememesi Survivor'a ne kadar sevdiğini ve aslında orada ne kadar kalmak istediğini bunu yapan, gösteriyor bunu bence. Bunu olsaydı ne olurdu? Çünkü Perviz de şimdi hani ya. döndüm beni bir baktım Perviz itmiş. <laughs> Abi pardon elin acıdı mı dersin? Anlatabildim mi? Bir öyle bir ya, durum Hikmet'te böyle yani. bir durum olmaz. Hikmet de öyle bir durum olmaz. Perviz ama değişiyor ya. Yok yok ya Hikmet de öyle çok de, değişmedi. Evet. ya. ya, yani, şey, kemik ya evet de, de, Hikmet de öyle bir durum olmaz. Hikmet gerçekten burada hani kendi foul yaptığını da biliyor. Karşı tarafın o foul'e sinirlenebileceğini de biliyor. Ama biraz tabii fazla tepki gösteriyor Perviz. Bu arada bence Acun abinin kararı hatalı. Bence Hikmet'e kart olmamalıydı Hikmet. Çünkü bu kumda olabilecek normal bir itme yapıyor. Aa. Bana göre, bana göre, bana göre... Şey, e, Perviz'in yaptığı tamamen oyun durduktan sonra oyun dışı bir hareket olduğu için Perviz'inki sarı kart kesinlikle. Futbolda hatta olsa Perviz'inki kırmızı kart bile olabilir. Hikmet'e ise çünkü... sarıysa Perviz'inki kırmızı olabilir. Ya da... Ama iki sarı beni rahatsız etmedi mesela. Bence Hikmet'e kart gösterilmemeliydi. Acun abi buradan kınıyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya bu benim görüşüm ya herkesin futbol görüşü var mı zaten. Futboldan anlayan, hayır bir futboldan anlayıp anlamamak da değil ha? bu. <laughs> evet son programımızda <laughs> buradan Bull City'ye <laughs> çok selam söylüyoruz. Ha şakası ya ben bu kendi ya görüşüm. Bilmiyorum. Bence, Aynen, bence fo ya dünkü maçta <laughs> olan follerden biriydi. Hikmetin yaptı. Biraz arkadan itti. Çekmeye başka bir şey, işte itme başka bir şey ama bence Hikmetin sarı kart değildi. İhsan, ben öyle düşünüyorum. Valla... E... Bir bekledim mi o, bu ipuçlarını izleyince Amerika'da? Dedim ben İngiltere gittiğinde bunlar birbirine gitti. <laughs> <laughs> Yok valla e, ben Hikmet'in bu sene mental olarak çok hazır geldiğini fark ediyorum. Evet. Yani böyle konularda kendini çok fazla frenleyecek belli ki. Bu dediğin ya Yunus Emre olsaydı ne olur? Bence Yunus Emre olsaydı da bunu yapardı. Sakin ol derdi. Sakin ol derdi. Ee, evet. çok hazırlamış. Yani bu olaylara kendini hazırlamış. Evet. Ee, dediği gibi Gökhan'ın yaptığı faulun da farkında. Perviz'in ki Perviz'e yakışmıyor ama o adrenalin olabilecek bir şey. Evet evet. Yani onu ben yapar mıydım? Belki ben de yapardım. Biri böyle bana sert yani gitse yere düşsem yorgunlar. o yorgunlukla evet. falan. Yapamazdım demiyorum. O yüzden o zaman bana da yakışmazdı zaten. Hani ben yap evet. ben de yapabilirdim. Bana da yakışmazdı. Öyle öyle diyelim. Çünkü hep böyle empati yapara gidiyoruz yorumlarda. Sarı kartlar bence doğru. Böyle olaylar zaten hake hakem gelir ikisine sarıyı verir. Olay kapanır. Bence programa devam edelim. <laughs> Sercan'ın peki Sercan'ın e, ee, Acun abinin olduğu yere şöyle bir abartı bir sevinci vardı. Sercan'ın Sercan orijinal sevinci aslında o. Ama hani ben kusura bakma da işte benim yüzüme bakarak Ama böyle yaptım. Ama deplasman, deplasman taraftarına karşı yapılan her sevinme normalde sarı kart ya. Deplasman yok Yok da orada, orada da bir fazla bizim tarafa, bizim olduğumuz tarafa doğru yani e, ekibin olduğu tarafa doğru bir ekstra bir böyle bakış var. Bilmiyorum bu sarı kartı orada olmadığımız için bilemiyorum orada tam ne yaşandı. Evet, olabilir. Olabilir. Peki Damla dün Barış'ın takım arkadaşlarıyla arasında bir gerginlik yaşandı. Ee, Merve ile e, oynadıkları maçta. Şimdi Anladım. onu izlemeyeceğiz. Hani e, biraz daha ipuçlarını falan da izlemek istiyoruz da Barış takım arkadaşlarına boş konuşuyorsunuz diye bir çıkışta bulundu. Sonra gitti sandalyeleri kırdı falan. Ne diyorsun? Ya şimdi sandalyeyi kırmasını ben direkt söyleyeyim. Hani olmaması gereken ya da yapmaması gereken bir şey. Zaten bunu Acun Bey de söyledi. Dedi ki hani sinirlerini istersen hakim ol biz kendi eşyalarımızdan olmayalım şeklinde diye. Hani biz orada yarışırken tabii ki de şimdi nabız çok yüksek. Arkadaşlarım bir şey söylüyor. O koşuşturmadan belki iyi bir çift olamadılar Merve ile. Anlaşamadılar. Sağ içerisinde de anlaşamıyor olabilirsin. Birbirlerini duymamış da olabilirler. Dolayısıyla hani o an böyle bir refleksle bir şeyler söyleyebilirsin arkadaşlarına yükselebilirsin. Hani herkesin o saha içerisindeki kişiye bağırması niye onu yapmıyorsun niye bunu yapmıyorsun. Hani zaten elinden gelse yapacak o kişi de. <laughs> doğru. Ama hani demek ki işte o kumda oynamak o kadar zor ki ya bacağın gitmiyor ekstra yoruluyorsun. Yani şut çekmek istiyorsun ama topa doğru düzgün vuramıyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar hani dışarıdan bağırdığında sanki kolaymış ama yapamıyormuş gibi yorumlanıyor. Ama öyle değil. O, oradaki yarışmacı da yapmaya çalışıyor ama bir türlü yapamadı. Yani demem o ki hani artık Barış da kendi sinirlerine hakim olamadı. Belki arkadaşlarının kalbini kırmamak için, belki ağzından kötü bir söz çıkmaması için o alandan uzaklaşmayı tercih etti. Ve dolayısıyla sağında solunda bulduğum bir şeyden sinirini çıkartmaya çalışıyorsun. Ha, doğru bir hamle mi? Değil aslında hani Yapmasa daha tatlı bence olurdu Barış, ama normal yani hani bu kadar gerilmek normal bu oyunda. Kesinlikle normal. Bence Barış'ın arkaya gidip o sandalyeyi kırmasının sebeplerinden en önemlisi Adem'in ona yani en çok güvendiği, en yakın olduğu an. Yapabiliyorsan, yapabiliyorsan yap oyuna o zaman. Evet. Gibi sert ve rencide edici bir cümleyi söylemesi oldu aslında. Barış biraz ona bozuldu ama e, bence anlık bozuldu. Zaten Adem'le bozulmaz. Onlar iyi bir arkadaşlıkları var. E, sen ne düşünüyorsun İhsan? Valla ben şimdi o sinirlendikleri maçı düşünüyorum. 4-4 durum. O en kritik maça çıkmışlar. Hı hı. Ee, başarısız bulmadım. Bence Merve ile Barış başarılıydılar. Barış'ı Barış, Barış özellikle başarılı buldum. <laughs> Çünkü ben Barış'tan bu kadar iyi futbol beklemiyordum. 2 ee, metre bir adam futbol oynaması çok kolay değil. Bir de kum, kumda yani. Ee, bir önceki maçı kazanmışlardı. Ee, ama kenardan o adrenalinle o maçı kazanma isteği hepsi birleşip Emaniyet. Adem'de hepsi beraber bağırınca bir de orada kumda hareket edemiyor insan. Evet. Dediğin gibi yani ist, istemiyor mu sanki o gol yemeyi mi evet. istiyor? Yani kenardan öyle bir şey var ki barışın dediği doğru boş konuşuyorlar yani siz diyorsunuz bir şeyler evet de ben zaten elimden geleni yapıyorum diyor orada Ben canavizle. de kazanmak istiyorum tabii. Yani, yani. E, gelen taktikler de normal olabilecek. Tabii ki ben bir şeye zarar geldiği zaman hemen eleştiririm bu benim şeyimdir. Önceki yıllara baktığımda yani o sandalye değil oradaki ufacık bir kum tanesi bile olsa eğer prodüksiyonu veya oradaki bir yarışmacının bir şey ise. Yapmaması lazım, Sizinle hakim olması lazım. Sandalyeyi kırması konusunda eleştiriyorum barışı. Diğer konularda da böyle ortadayım, bir şey diyemiyorum ama kum deyince de aklıma Oğulcan Engin geliyor tabi. Ee, buradan da çok selam gönderelim çünkü. kumu sever değil mi o? Kumdan... Yani, yani, tabii kumda oynuyor. Yani tabi her yerde oynuyor. Hayatımda gördüm en iyi futbolcu. Çok iyi kumda. Gökhan kötü mü? Gökhan, Gökhan ondan iyi. sonra gelir. Yani Oğulcan Engin çok. Şaka yapıyorsun. Oğulcan... İyi, çok iyidir kumda. Senden iyi mi? Ben kumda çok oynayamadım ya. Ben hep sakatlıklarıma denk geldi ama iyi olacaksın çok iyi. Sizin sen şimdi Beşiktaşlısın da dedin 2 metreli adam böyle oynaması enteresan geldi falan. Sizin bir Norveçli bir forvetiniz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Neydi adı? Karev. Karev. John Karev değil mi? 1.95. Yani evet. bak Beşiktaşlı Karev'i hatırlamadın ya. Çok Niye üzüldüm. hatırlamadım? 1.95. Barış ondan <laughs> 5 santim <cm'den> daha <laughs> uzun. Çok iyi. Peter Kralçı bari hatırla. Yani. <gülüyor> <gülüyor> şimdi o zaman... Korkarı da hatırlasın o zaman. <laughs>